Merhaba arkadaşlar, konferansımıza hoş geldiniz. Üniversitemizin Stratejik Aşma Merkezi bölümümüzün, Uluslararası İlişkiler bölümümüzün işbirliğiyle düzenlediğimiz konferansta bugünkü konuşmacımız Profesör Doktor Yaşar Sarı hocamız. Yaşar Sarı hocamız, ben kısaca tanıtayım. Yaşar Sarı hocamız İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu. Daha sonra Amerika'da Virginia Üniversitesi'nde master ve doktorasını tamamladı, bitirdi. Ve uzun yıllardır Türk dünyasında aktif olarak, öğretim üyesi olarak çalıştı. Türk dünyasının değişik üniversitelerinde, Amerikan Üniversitesi'nde, Kırgızistan'da çalıştı, Manas Üniversitesi'nde çalıştı, Türkiye'de Bolu Üniversitesi'nde çalıştı. Günümüzde de Bolu Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ve aynı zamanda İbn Haldun Üniversitesi Avrasya Araştırma Merkezi'nde görev yapmakta. Hocamız Türk dünyasına yönelik son derece üretken bir hocamızdır. Hocamızın kaydı dondu galiba. Evet, isterseniz biz başlayalım. Hocamız... Evet, zaten tanıtım bitti gibi galiba hocam. Ben temsilen sözü almış olayım. Buyurun hocam, siz sunumunu başlatabilirsiniz. İyi akşamlar, akşam olmak üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün konuşmamızın konusu, bildiğiniz gibi Kasım ayı içerisinde Türk Devletleri Teşkilatı'na dönen, Türk Devleti Teşkilatı şeklinde şekil alan gelişmeleri konuşacağız. Bu tabii ki Türk Devletleri Teşkilatı yeni bir uluslararası bir kurum. Ama onun öncesi var tabii ki. Onları konuşacağız. Daha sonra da bu Türk Devletleri Teşkilatı'nın kuruluşunun yapıldığı toplantıda, zirve toplantısında kabul edilen 2040 vizyonunu hakkında konuşacağız. Ne kadar gerçekçi, neleri gerçekleştirmeyi öngörüyorlar. Bugüne kadar bu Türk dünyasını oluşturan devletlerin Türkiye dışında bağımsızlıkları 30. yılını doldurdu. Bu yıl doldurdu. 30 yılda ne gibi gelişmeler oldu? Onları konuşacağız. Sonrasında da soru-cevap şeklinde konuyu daha da detaylı derinleştirebiliriz. Ama aklınıza gelen soruları sormaktan çekinmeyin. Üzerinde durarız, beraber tartışırız. Şimdi bu Türk dünyasında konuşurken bizim gibi belli bir yaşa gelmiş insanlar o dönemi hatırlıyor. O dönemi dediğim Sovyetler Birliği'nin çökmesi. Tam da bugün ayın 21'i zannedersem resmi olarak da 25 Aralık 1991'de çöktü. Ama onun öncesinde bugün Türk dünyasını oluşturan bağımsız devletler, Türk devletleri adını verdiğimiz devletler Ağustos ayının sonundan itibaren, Ağustos ayı dediğim 30 Ağustos'ta Kırgızistan, 31 Ağustos'ta Özbekistan, Ekim'de Türkmenistan ve en son Aralık'ta da Kazakistan. Bu arada Azerbaycan'da bağımsızlıklarını zaten ilan etmişti. Şimdi bu devletler 30 yılda nereden nereye geldik onları konuşalım. Tabii bu devletler bağımsızlıklarını... Turgut Hocam biz başladık. Tamam, sorun yok hocam. Bizim internet gitti de tekrar girmek durumunda kaldım. Buyurun hocam, sahne sizin. 30 yıllık bir serüveni, nereden nereye geldiğimizi konuşalım. Bunu da biz de temel olarak 4 başlık altında, yani 4 aşama olarak açıklayabiliriz. Birinci aşama, bağımsızlıklarını ilan eden bu Türk Cumhuriyetleri'nin, bu arada Türk Cumhuriyetleri derken şu anda Birleşmiş Milletler üyesi olan siyasi anlamda bağımsızlık
ve egemenlikleri tanınmış ülkelerden bahsediyoruz. Kafkasya'da, Azerbaycan'da, Orta Asya'da da Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan bahsediyoruz. Bunun dışında Rusya Federasyonu içerisinde olup da Türk devletleri ya da cumhuriyetleri diyebileceğimiz, mesela Rusya Federasyonu içerisinde Tataristan Cumhuriyeti gibi cumhuriyetlerden de bahsedebiliriz, ama bizim asıl bahsetmek istediğimiz bağımsızlıklarını kazanan bu devletler. Şimdi devletler 1991'de Sovyetler Birliği'nin çökmesiyle bir anda bağımsız oldular. Yani bu devletler için beklenen bir durum değildi. Yani buna hazırlıklı değillerdi birincisi. Bunlar içerisinde belki Azerbaycan'ı ayrı bir yere koymak lazım. Çünkü Sovyetler Birliği çökmeden önce de milliyetçi duyguların yoğunlaştığı bir ülkeden bahsediyoruz. Sebebi de 1988 sonrasında başlayan Karabağ, Ermenistan'la Azerbaycan arasında başlayan Karabağ mücadelesini ve bunun Azerbaycan'daki milliyetçi duygulara etkisini söyleyebiliriz. Bir ölçüde de tam olmasa bile 1986 yılı aralığında Kazakistan'da o dönemin Sovyet lideri Mikhail Gorbaçov'un Kazak Komünist Parti lideri yerine, Din Muhammed Kunayev'in yerine bir Slav asıllı bir kişiyi Kazak Komünist Parti birinci sekreteri yapması ve buna Kazakların isyan etmesi, özellikle gençlerin. Cihatoksan adı verilen bu olayda rakamlar, resmi rakamlarla gayri resmi rakamlar arasında fark var. İnsanların öldüğünü biliyoruz, özellikle gençlerin. Bu da Kazaklarda belli bir milliyetçilik hissiyatını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şimdi tekrar dönersek dört aşamada. Birinci aşamada bu bağımsızlıklarını ilan eden devletleri bir kaotik ortam bekliyor. Niye? Çünkü bir, bağımsızlıklarını beklemiyorlardı. İkincisi, her ne kadar Sovyetler dönemi içerisinde Sovyetler Birliği'nin birlik cumhuriyeti olarak göstermelik de olsa parlamentoları, işte parlamentoları ve hükümetleri olsa da tamamen merkezi Moskova'da hükümete bağlı idiler. Bu anlamda bu devletlerin kendi başına nasıl ayakta duracakları sorunu söz konusuydu. Bu anlamda Kırgızistan ve Azerbaycan dışında Türk devletleri bir anlamda eski Komünist Parti yerel liderlerini ülkelerin bağımsız birinci cumhurbaşkanları, kurucu cumhurbaşkanları yaparak bu süreci atlattılar. Kırgızistan'la Azerbaycan'da bu farklılık söz konusu. Sebebi de Azerbaycan'da Karabağ olaylarının ve Karabağ'da kaybedilen toprakların acısı, Sovyetler Birliği'nin 20 Ocak 1990 yılında Bakü'de yaptığı mezalim Azerbaycan'da milliyetçi duyguları kabarttı. Azerbaycan Halk Cephesi, onun lideri Ebu'l-Feyz Elçi Bey kısa dönemliğine de olsa Azerbaycan'da iktidar ederdi. Kırgızistan'da da bunun benzeri bir olay. 1990 yılında Kırgızistan'ın ikinci büyük şehri, güneydeki Oş şehrinde Özbek ve Kırgızlar arasındaki olaylar, Komünist Parti lideri, o dönemdeki Komünist Parti liderinin istifa etmesiyle, kendisi aslında Komünist Parti üyesi olmayan, şöyle daha doğrusu Komünist Parti üyesi olan fakat Komünist Parti'nin siyasi kanadının üyesi olmayan bir fizikçi, bir bilim adamı Askar Akayev, Kırgızistan'ın cumhurbaşkanı oldu ve kurucu cumhurbaşkanı görevini yaptı. Bu anlamda bu dönemde Türkiye ile yani Türk dünyası adını verdiğimiz bu ülkelerle Türkiye arasındaki ilişki ise temelde hissiyata dayanan, hissiyata. O dönemin
Türkiye'deki liderleri olarak görebileceğimiz Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Başbakan Süleyman Demirel, bu Orta Asya'da ve Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin ve Azerbaycan'ın bağımsızlıklarını kazanmasını coşkuyla karşıladılar. Hatta o dönemin söylemleri de bu hissiyatı gösteriyordu. İşte büyük Türk 21. yüzyıl Türk yüzyılı olacak. Adriyatik'ten Çin setine gibi söylemlerin çok sık bu iki lider tarafından çok sık kullanıldığını görüyoruz. Ve nitekim bu dönemde belli planlama yapılmadan da binlerce öğrencinin getirildiğini, Türkiye'ye getirildiğini eğitim alınması için ki o dönemde benim de öğrencilik, üniversite öğrencilik yıllarım bunu da gördük. Bunun dışında Türkiye'nin kendi ekonomik gücünün sınırlı olması o dönemde ama Exim Bank kredileriyle bu ülkelerin desteklendiğini görüyoruz. Fakat tabii ki Türkiye'nin ekonomik gücüne bağlı olarak bu bir sınırlı boyutta oldu. Burada Türkiye'nin Orta Asya'ya, Azerbaycan'a yönelik politikaların da batılı devletler, özellikle Amerika tarafından özendirildiğini görüyoruz. Yani bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri Orta Asya'yı şöyle tanımlıyordu. Evet, Sovyetler Birliği çöktü. Rusya Federasyonu ilk yıllarında daha liberal, daha demokratik, daha batıyı merkez alan, eski Sovyet topraklarına çok da ilgi göstermeyen, o da sadece birkaç yıl sürdü, bir politika benimsemişti. Burada Amerika, tabii Orta Asya bölgesini çok iyi bilmediklerinden işte haritaya baktıklarında Orta Asya devletlerinin komşusu kim? Özellikle Türkmenistan ve Azerbaycan'ın İran. İran'da bir anlamda kendi yaklaşımını, siyasi yaklaşımını, din temelli siyasi yaklaşımını yayabilir korkusuyla Türkiye'yi ve Türk modeli adını verdi Türkiye'yi. Türk modelinin temeli de seküler, Batı ile iyi ilişkileri olan bir devlet yapısı. Politikasını bu devletler oluşurken bu devletlerin bu şekilde seküler ve Batı ile yakın ilişkide olacak devlet inşa etmeleri için Türkiye'yi destekledi bu anlamda. Türk modelini bir anlamda destekledi. Bu birinci dönemdi, hissiyat dönemiydi. Tabii bu hissiyat döneminin bazı olumsuz sonuçları da oldu. Bu sonuçlardan bir tanesi Türkiye'nin o heyecanla, o hissi duygularla yaptığı çabalar yetersiz kaldı. Çünkü bu devletler ve toplumlar sadece bir devlet inşa etme sürecinde değillerdi. Bir milleti inşa etme, ekonomik ve sosyal yapıyı yeniden kurma sürecine girmişlerdi. Bunun için de önemli bir desteğe ihtiyaçları vardı. Türkiye'nin kapasitesi de bu desteği sağlayabilecek bir güç kapasitesi de yeterli.